Korkmuştum, şu an o kadar rahatladım ki. Dursun abi bizim ev sahibimiz. Renge bakın ya. Bu arada yapabilince çok keyifli arkadaşlar. Ekmeğini taştan değil, aslanın tam iğnesinden alalım. Merhaba arkadaşlar. Şimdi ev sahibimiz Dursun abinin fındıklığı vardı. Sağ olsun. Benim geçen videoda fındık odunu topladığımı görünce dedi ki benim tarlamda da var. Niye toplamıyorsun? Geçen gün gidip aslında ağaçların altından odunları böyle etrafa toplamıştık. Şimdi birazdan size göstereceğim. Bugün de onları sırlamaya gidiyorum. Şu çantamda gözüküyor mu? Arkamda nacağım var. Yaklaşık herhalde 2-2,5 tonluk fındık odununu sırlayacağım. Tabi biraz uzun bir işlem ama yapacak bir şey yok. Hayat pahalı. Bir ton odun olmuş 3000 lira, 3500 lira. Bu sene yeni taşındığımız için de muhtarlıktan odun isteyemiyormuşuz. Normalde inşallah önümüzdeki sene siter mi, bes siter mi ne istihkak hakkımız olacak. O zaman daha rahat olacak. Ben de ev sahibimiz Dursun abinin arazisine doğru yürüyorum. Evet, burası köyümüzün merası. Böyle aslında susuz bucaksız gidiyor. Bayağı büyük bir yer. Dursun abinin tarlasına geldik arkadaşlar. Çarşamba günü Dursun abiyle geleceğiz. Şu arkadaki kavakları da diğer odunlarla birlikte traktöre yükleyip bizim evin önünde indireceğiz. Oh, hava çok güzel. Kuş sesleri. Bir de arkadaşlar burada nane mi var, ne var? Öyle bir koku var ki şimdi birazdan size çiçeği göstereceğim. Yani çiçek dediğim yeşil otu göstereceğim. Burası var ya böyle hani buram buram bir aromatik bir nane kokuyor. Tam nane de değil, böyle şekerli bir nanemsi bir şey. Çok güzel ama keşke kokuyu paylaşabilsem sizinle. Evet, şöyle. Şurada görüyorsunuz, dün ben sırlamaya başlamıştım ama dün ben 45 dakika falan çalışabildim. Sonra işler vardı, gittim. Bunlar ince dallar, almadıklarımız. Bunlar da benim daha kalın bulduğum nispeten ve sırladığım dallar. Böyle bayağı bir odun çıkacak gibi buradan. Şöyle bir şey daha göstereceğim size. Tam yerine gideyim. Biz şöyle komple tarladan odunları böyle sırayla çektik. Şimdi benim burayı sırlamam gerekiyor. Burada o kokan şey de ya böyle güzel bir koku olamaz. Şöyle şunlar kokuyor bu neyse. Böyle maydanoz gibi bir şey, nane gibi bir şey. Ama o kadar güzel kokuyor ki. Yani o kadar güzel kokuyor ki. Arkadaşlar anlatamam. Bu arada yan taraf orman. Böyle bir iki saniye susup size sadece kuşların seslerini dinletmek istiyorum. Gerçekten muazzam. Bu arada burada gösterdiğim öbek gibi tarlanın dört farklı yerinde öbek var. O dört farklı yeri de keseceğiz. Tabii ben kesmeden önce bir nacağımı bileylemem lazım. Nacak galiba adı. Nacağı bileylemem lazım.
Onu bileyleyelim. Sonra artık çalışmaya başlayalım. Nacak ne kadar keskin olursa o kadar kolay kesiliyor. Bir de ben hala yani Ahmet abi gibi böyle pratik kesemiyorum çünkü. Benim daha keskin bir nacağa ihtiyacım var. Sadece biraz dikkatli olmam lazım. Çünkü gerçekten o ivmeyle bacağınıza vesaire parmağınıza gelse kopartır atar. Tek korkum o. Ona biraz dikkat etmeye çalışarak çalışıyorum. Şu an bayağı keskin oldu arkadaşlar. Her şeyi artık kesmeye bence hazır. Aslında arkaya şarkı da eklemek lazım. Baltalar elimizde, uzun belimizde, biz gideriz ormana, hey ormana. Evet, ne yaptım? Bu birinci öbeğim. Bu ikinci öbeğim. Buradaki kalın odunlardan aldığım. Üçüncü öbeğim biraz daha büyük. Ama hani burayı hani yarın bitirmiş olmam lazım. Çünkü yarın öğlen gibi Dursun abi gelecek traktörle alacak. Geri kalanlarını da yakacak. Hafta sonu yağmur geliyor. Hiç yağmura kalmak istemiyor. Burası da üçüncü öbeğim. Ama burası daha bitmedi. Şimdi buraya devam edeceğiz arada kalın odunları bulup. Evet, bugünlük bu kadar mesai yeter dedim. Şimdi eve dönüyorum. Yarın sabahtan gelip geri kalan kısmı bitirmem lazım ki öğleden sonra odunları alabilelim Dursun abiyle. Oh yorucu. Şöyle bir ufak burada bir su kabarcığım oldu. Şöyle gene ufak bir parmağıma şey yaptım. Ama bence ufak tefek kazalarla atlattım çünkü çok korkuyordum ya ben. Genelde aceleci olduğum için böyle aletlerle pek iyi değilim. Direkt kendime çok zarar verebiliyorum. Bugün şükür zararsız biçimde atlattık. İnşallah böyle devam ederiz. Evet saat 9 arkadaşlar. İkinci günden merhaba. Ya çok korkmuştum şu an o kadar rahatladım ki. Tripodumla gimbalım neredeydi? 2 saat evde onu aradım. Ben normalde 7 gibi gelecektim o yüzden 9 gibi geldim. Şimdi gönlümün efendisi orada. Kamerayı suya düşürdük. Telefonu kırdık. Bir de gimballa tripodumuzu kaybetseydik herhalde. Çok üzülecektim. Burada bırakmışım. Canım, aşkım benim. Özür dilerim. Gece burada mı kaldın sen? Ha? Vallahi yorulmuşum herhalde dün. Kafa bir dünya. Ben eve götürdüm zannediyorum. 2 saat aradım. Ay çok korktum. Neyse, buldum seni. Bu arada dün nacağımın sapı kırılmıştı. Elim bayağı bir
yara oldu sapından tuttuğum için. İçeride başka bir nacak varmış. Burası da ev sahibimizin böyle buradaki taş evi. Evet, direkt gördüm. Oo, hem de daha farklı, güzel bir nacak ama bileylenmesi lazım yine. Benim dün sapı kırılan bu. Ben hep böyle buradan tutarak yaptığım için hem daha zor oldu hem de biraz elimi incitti. Şimdi bu biraz daha farklı, daha kalın. Sapı daha güzel. Herhalde bu çıkmaz diye düşünüyorum. Şuradan da bir şey atarım ben buna. Artı olarak arkası da balta gibi. Arkası da balta gibi olduğu için hani bazı şeyleri kesmek daha kolay olabilir. Şimdi bunu bir diyelim. Dursun abinin her türlü alet edevat mevcut. Yarı zamanlı Almanya, yarı zamanlı buralı ama traktörden ATV'sine, her türlü kesim aletlerinden. Merhaba Dursun abi. Aleyküm selam. Bir taraftan çekim yapıyordum, bir taraftan çok güzel. Nacağı bileliyordum. Çok güzel. Dursun abi bizim ev sahibimiz. Sağ olsun. Burada bize abi gibi oldu. Abi işimiz çok bugün. Evet. Biraz çalı yükleyeceğiz. Bana odunluk için sağ olsun fındıkları verdi. Bir kısmını hem bahçeyi temizlemiş olacağız hem de odunlardan istifade edeceğiz. Kullanmayı öğrenmek gerekiyor. İlk nasıl vuruyordum olmuyordu. Şimdi bir kere de ben de Ahmet abi gibi almaya başladım. Gördüğünüz gibi bir kere de gidiyor. İki gün mesai harcamak gerekiyor mu sadece? Bu arada yapabilince çok keyifli arkadaşlar. Yapabiliyorsanız çok keyifli. Tabii bilince, yapabilince ne kadar keyifli aslında. Ama ben daha esas öbeğe başlayamadım tabii. Şimdi sizi biraz oraya götüreceğim. O öbeğin oraya götürüp göstereceğim. Orada da bayağı odun var. Oh! Sabah böyle yabani bir nane kokusu eşliğinde kuş sesleri ve çalışma. Bakın bu arada böyle yandan böyle bir dere de geçiyor arkadaşlar. Çok güzel yerler ya. Evet. Esas yığını görüyor musunuz? Pot yanımda değil de şu kendi boyumla göstermeye çalışayım benden ne kadar daha yukarıda. Buraya bayağı yığdık.
Gördüğünüz gibi şöyle yani kalın kalın odunlar var. Şimdi buraya başlayacağım birazdan. Bu arada arkadaşlar, dur şöyle gösterebilecek miyim? Çok ilginç rengi olan bir böcek. Renge bakın ya. Kapandı tabii. Yeni kiracı abi. Yeni kiracım, komşum. Bu da bizim aile dostumuz çocukluğundan beri. Abi şöyle bu memnun oldum abi. Güzel, abi. Çok güzel. Hayır, ben öteki kiracı sandım. Ben dedim eski kiracı bu. Çok güzel koyun bakar. Bakıyor hepsi. Ekmeğini taştan değil, aslanın tam midesinden alan adam. Köyde yardımlaşma. Yorulduk ama. Aslan parçasına bak diyecektim. Kraliçe çıktı. Heybete bak be. Böyle videolarda çok anlaşılmıyor. Boyları ufak gibi çıkıyor ama normalde büyükler yani, kocaman. Şu an benden büyük kafası var. Yandan girdi içeri. Burada koyunlar var, kuzular. Onların başında duruyor, gidiyor onları. Ama insanlara karşı uysal. Yani inşallah uysaldır. Tamam abi, bence güzel. Tele de zarar vermesin çünkü. Evet sevgili can dostlarımız, can bağlarımız, nasılsınız? Umuyorum iyisinizdir. Umuyorum hayatınızda her şey yolunda gidiyordur. Biz iyiyiz ama Deniz çok yorgun. Ben iyiyim. Gayet keyfim yerinde ama Deniz çok yoruldu. Ama bu vesileyle de kışlık odunlarımız evet, yani çok, hazır. Çok alışkın değiliz tabii Elle. Böyle şeyler yapmaya. Şöyle hemen zaten gözüküyor mu bilmiyorum ama yara falan vesaire oldu. Nacak'la bayağı bir odun sırladım ama odun sırlamayı öğrendim. O ilk Ahmet abideki videodaki gibi tak tak vurmuyorum. Ben de bir kere de alabilmeye başladım. Artık seneye için hazırlık oldu. Seneye çok daha rahat yapabileceğiz. Ev sahibimiz de sağ olsun tekrar Dursun abi hep söyledik. Bugün traktör de kullandım onun sayesinde. Traktör kullanmayı da öğrenmiş oldum. Kışlık odunumuz çıkmış oldu. Bu arada katıl kısmından kanalımıza üye olan iki abonemiz oldu bu hafta. Didar Dülge ve Eğitim Bakış. Onlara buradan tekrar teşekkür etmiş olalım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Videomuzu beğenip yorum yaparsanız, kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız çok seviniriz arkadaşlar.
Ayrıca katıl butonundan üye olabilirsiniz. Bizi bu şekilde de destekleyebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşene kadar hoşça kalın. Hoşça kalın. Her gün traktöre binmiyorum abi. Benim için enteresan şeyler. Aşkım bebeğini mi uyutuyorsun? Atmasaydın daha iyiydi. Sarıl aşkım ağaca, sarıl.